Libibi TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün çarşamba pazarındayız. Bizler de pazar esnafına son gelen zamların tezgahlarına nasıl etkisi olduğunu soracağız. Valla şu anda zam derken bizim sebze meyve üretimi hiçbir zam yok. Ama gıda sektöründe, efendim bakkaliye türünde hepsi zamlı. Bizim Çorum esnafına buyurun bakın. Bugün limon 1 lira, elma 1 lira, üzüm 3 lira. Mevsiminde olmayan bir şey. Ve şöyle baktığınız zaman bir tane esnaf müşteri bulamazsınız. Valla satış yok, bir şey yok. %50 satışlarımız düştü. Önceden mesela biz burada sepetlerle, poşetlerle malzeme veriyorduk. Şimdi şu anda mümkün değil. Daha aldığım malzemeler komple duruyor. Bakabilirsiniz daha şu sattığım malzeme şundan 5 kilo veyahut da 10 kilo. Üst üste gelen zamlar tezgahlarınıza nasıl yansıdı? Ya şöyle yansıdı. İlk başta mazotla yansıdı. Tamam mı? Sonuçta biz daha 7 lira kaldığımız mazot şu an 8 lira olmuş. Onun dışında zaten bunun genelinde zaten bir çiftçi oranı var zaten. Çiftçiler mazotla, işte gübreyle, şeyle hepsi katlaya fiyatlara da yansıyor. Zam yok aslında. Normal fiyatlarımız ama müşterinin alım gücü olmadığı için satışlar düşük. Böyle yani. Peki ürünleriniz nereden geliyor? Dışarıdan mı? Aynen Mersin, Bursa. Burada ürün yok zaten. Çok büyük şekilde yansıdı. İş yok. Bekliyoruz. Türkiye'nin hali hiç iyi değil. Bu gidişle geri kapatabiliriz her şeyi. Onun için çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Piyasa çok sıkıntıda. Vatandaş alamıyor. Parası yok. Önünden gelen kış. Doğal gazlar açılınca temelli perişan olacak Çorum. Son gelen zamlar tezgahlarınıza nasıl yansıdı? Tezgahlarımıza nasıl yansıdı? Tezgahlarımızda etiketlerimiz makul ama müşterilerimiz alamıyor. Yani gerçekten alamıyor. Örnek vereyim, ihtiyacı 2 kilo, 1 kiloyu alabiliyor. Veya nasıl diyeyim, zaruri ihtiyaçları alabiliyor. Örnek vereyim, mandalina almasa da olur ama gerçekten alım gücü yok. Şu mandalin 1,5 lira bak. 1,5 lira. 1 lira alınışı var. Satılmıyor. Kesinlikle. 50 kasa mandalin getirdik. 40 kasa duruyor. Satışlarımız çok zayıf. Durumumuz gerçekten iyi değil. İşler açısı yani. Satışlarımız hiç yok. Görüyorsunuz. Öylece duruyor malımız. İşler temeli kesildi. Bitti ya. Elimize geldiği malı sattım. Araba dolu. Dergah dolu. Bak buyur. İş yok. Çok kötü yansıdı. Biz mahvolduk. Bittik biz. Müşteri alım gücü yok, iş güç yok. Biz mahvolduk. Tezgahlara mal koyamıyoruz. Hepsi bu kadar. Çok iyi yansıdı valla. Hiç kimse alamıyor Allah'a şükür. Biz getiriyoruz, arada gezdiriyor. Bu pazara, o pazara. Dolandırıp duruyor, ne olacaksa. Peki ürünleriniz dışarıdan mı geliyor? Evet, kendimiz getiriyoruz. Nereden geliyorlar? Mersin. Mersin'den. Pazar fiyatlarına illaki yansıyor yani. Dışarıdaki fiyatla buradaki pazardaki fiyatların hiçbir farkı yok yani. Mersin'de mandalina 2 lira, burada 2 lira, 2,5 lira. Patates dışarıda 2,5 lira, 2800 lira, burada 3 kilo 10 lira. Yani müşteri markete gidiyor, kredi kartından alıyor diye, kredi kartıyla alıyoruz diye marketlere gidiyorlar. Marketlerde de zaten pazarda 3 liraya, 2,5 liraya aldığı mandalina 4 lira, 4,5 lira, patates 4 lira. Yani Mersin'deki fiyatla Çorum'daki fiyatın hiçbir farkı yok ki. Abi onu 10 kasa malzemeyi zor sattık, 10 kasa üzümü. Bunu mazudan merek, kendimize yemeğimize mi merek, kime verek, ne yapak? Biz de bilmiyoruz ne yapacağımızı. Vallahi bilmiyorum ki nereden o kaynaklanıyor. Mazudan kaynaklanıyor herhalde yani. Araba su yakmıyor gelirken. Kendimiz indirip bindirip o kendi masrafımız oluyor. Yememiz içmemiz. Herhalde biraz yansıma oluyor yani ondan. Evet, ondan. Tezgahlarımıza yansıdı evet. Nakliyeden dolayı, mazottan dolayı yansıdı. Peki ürünleriniz dışarıdan mı geliyor? Hepsi dışarıdan geliyor hemen hemen. Üretici ile satıcı arasında büyük bir fiyat oynuyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Büyük bir fiyat nasıl oynuyor ablacığım? Şöyle söyleyelim. Nar şu anda 3 lira burada kilosu. Bu yerinde 1 lira. Gelene kadar iki kişi el değiştirdiği zaman 1 lira da onlar alıyor. 3 liraya satıyorsun. Son gelen zamlar tezgahlarınıza nasıl yansıdı? Vallahi ablacığım nasıl yansıdı? Şu fasulyeyi ben yazdan 15'e satıyordum. Şimdi 5 liraya satamıyorum. Millette alım gücü yok. Para yok. Köyden getiriyor, satamıyor.
Yani gübre alacağı halam yok. Yani 100 liralık mazotla köye gidip geliyorduk. Şimdi şu an 100 liralık mazot aldığımız zaman köye gidiyor, geri gelemiyor. Yansımıyor çünkü hep fiyatlar ucuz. Yani zamdan ziyade fiyatlar ucuz. Para kazandırmıyor şu an. Halden aldığımız fiyatından buradaki sattığımız fiyat hemen hemen aynı. Yani müşteri memnun ama biz memnun değiliz. Çünkü pazar yok. Pazar yok. Şu an çarşamba pazarı bitmiş halde yani. Eski çarşamba pazarı denen bir şey yok. Ürünleriniz dışarıdan mı geliyor? Ürünlerimiz dışarıdan geliyor. Mersin, Adana'dan geliyor. Antalya'dan geliyor. Peki üretici ile satıcı arasında büyük bir fiyat oynuyor. Bu neyden kaynaklanıyor? Nereden kaynaklanıyor? Aracı yiyor. Aracıdan kaynaklanıyor. Yani oradaki alan adamla buradaki halcinin arasında fiyat sürekli değişiyor. Ondan dolayı bize gelen fiyatından pazardaki fiyat hemen hemen aynı. Üst üste gelen fiyatlar tezgahımıza müşteri yönünden yansıdı. Müşteriler az geliyor. Eskisi gibi alışveriş olmuyor. Elbette ki bizim de zararımız var. Mazota gelen, benzine gelen zamlardan dolayı ama müşterilere daha çok yansıyor. Bu bizim kendi ürettiğimiz, kendi cebimizden zararımızı karşılıyoruz. Ama satışlarımız eskisi gibi olmuyor. Yani sonuçta mazot fiyatlarının artmasından dolayı çiftçinin olsun, diğer ürünlerin olsun otomatik olarak fiyatların artışına sebebiyet veriyor. Ve bu da bize yansıyor yani. Çiftçi fazladan fiyat söylediği için biz de mecburiyeten fiyatları arttırmak zorunda kalıyoruz. Kardeşim çok kötü yansıdı. Çünkü bugün ayın biliyorsunuz kaç olduğunu. Normalde ayın 15'inden sonra herkes maaşını, memurlar maaşını çeker. Pazarlarda bir hızlanma olurdu. Biz de ona göre ödemelerimiz ona göre hep şekillendirmiştik. Ama bakıyoruz son 5 gündür hiçbir hareketlilik göremiyoruz. Ne maaş çekildi anlamına geliyor. Hiç etki yaratmadı bizlere yani. Şoktayız resmen. Alıyoruz her zamanki satacağımız şekilde diye düşünüyoruz ama yarı yolda kalıyoruz her seferinde. Gidişatımız hiç iyi değil. İnsanlar endişe içinde, korku içinde ne yapacağını bilmiyor sanırsam.